Savaş için yeterli asker sayısına ulaşmak. Savaşa katılan Türk ordusundaki asker sayısı 207 bin civarındayken Yunan askeri sayısı ise yaklaşık 225 bindi. Yunan ordusunun silah ve cephane konusunda Türk ordusuna karşı sayıca üstünlüğü de bulunuyordu. Hava desteğinde ise Türk ordusunun gücü karşısındaki orduya göre oldukça zayıftı. İki ordu arasındaki savaş piyade ve süvari birlikleri arasında geçecekti. Türk süvari birlikleri kendilerine düşen hayati görevi layıkıyla yerine getirerek savaşın kazanılmasında önemli rol oynayacaktı. Büyük taarruz 26 Ağustos gecesi Afyon'da başladı. Sis sebebiyle bir saat geciken topçu ateşi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Yaklaşık yarım saat süren yoğun bombardımanla Yunan mevzileri büyük yıkıma uğratıldı. Piyade birliklerinin taarruzu sayesinde kısa sürede Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik bölgeleri geri alındı. Bu sırada cephe gerisine sızan süvari birlikleri de Yunan ordusunun İzmir-Afyon iletişim bağlantısını kesmeyi başardı. Geri çekilmeye başlayan Yunan ordusu ile Türk askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Türk ordusu geri çekilen Yunan askerlerini takibe aldı.